Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu parmaksız eldiveni yapacağız. Çok basit bir eldiven. Zorlamayacaktır sizi hiç. Genelde kolay olan şeyleri seçiyorum zaten yapmak için. Zorlanmayın diye. Şimdi önce bileğinden başlıyoruz yapımına. Şu şekilde. Bunun için şöyle gösterebilirim. Bileğimin yaklaşık bir 10-12 santim uzunluğunda yaptım. Benim bileğim biraz ince. Siz şu en kısmını daha fazla yapabilirsiniz. Bunu daha sonra zaten söyleyeceğim. Ben 18 sıra yaptım burayı. Örneğin siz 20-22 yapın ve çift olarak gitsin. Çünkü örneği kurarken de şunların çift olmasına ihtiyacımız olacak. Ben 18 yaptım. Örneğin siz bir 20 deneyin. 20 az geliyorsa 22 yapabilirsiniz. Bu şekilde şu bilek kısmını oluşturacağız. Bu 18 sıra yaptım. Şu kısmı da trabzanları 19 tane yaptım. O yüzden trabzan için 19 tane çektim. Zincir 3 tane zincirde ayrıyeten çektim. Zaten bu ayarlanabilir bir durum. Eğer fazla az gelirse şuradan da küçültülebiliyor. Şu şekilde başlıyoruz. Ben şuradan 3. zincire batarak başlıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikili trabzan sıra sonuna kadar. İkili trabzan neydi? Şöyle üzerine alıyoruz, batıyoruz, bir iki de çıkıyoruz. İkili trabzan buydu. Böyle sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu ikinci trabzana batıyoruz ve yine ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde ben 18 sıra ördüm arkadaşlar. Siz benim bileğim ince dediğim gibi daha kalınsa 20-22 şeklinde yaparak bitireceğiz. Bitirmeden öncesinde de bunu tığla birleştireceğim ben. O kısmını da göstereceğim. Siz bileğinize uygun olarak yapın arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, yaptık 18 sıra. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Birleştireceğiz. Şu şekilde. Yani bir nevi sık iğne örerek iki tarafı da. Bakın şöyle. Şu üstteki zincir gibi olan yerden alıp diğer tarafa batıyoruz. Üstüne dolamadan yapıyoruz bu işlemi. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şekilde. Evet, bu şekilde kapattık. Şimdi bunu döndürüyoruz içine doğru. Şimdi yapmamız gereken işlem şudur. Bakın. Şuradaki şu kutucuklar var ya, diğer taraf sıra, yani alt sıranın yan yan giden bölümleri, orayı zincir gibi kabul edersek oraya batıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz, içerisini 3 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Yani şu zincirde, çektiğimiz zincirde hesap edersek 3 tane ikili
Trabzon olmuş oldu. Arada bir tane zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu aradaki şu birinci sıra, yani öndeki sıra, hemen onun öndeki sırayı atlıyoruz. Burayı doldurduk. Burayı atlıyoruz. Şurada hiç zincir çekmiyoruz. Diğer sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde bu işlemi burada da yapıyoruz. Bakın şöyle. Tekrar 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzanla doldurdum. Aynı şekilde arada zincir çekmeden bu bir taneyi daha atlıyoruz. Diğer kutuya geçiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik sıra sonuna. Şimdi burada bunu şu çektiğimiz zincirden birleştiriyoruz. Hemen bir iki tane zincir çekip şu kutucuğun ortasına batıyoruz. Aynı şekilde yine 3 zincir çekip yaptığımız alt sıradaki işleme devam ediyoruz. Bu sefer nedir? Buraları dolduruyoruz. Şu yaptığımız kutucukları doldurarak gidiyoruz şöyle. Arada bir zincir çektik. İkili trabzan yaptık 3 tane. Böyle. Tekrar diğer kutuya geçtik. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Buna da 3 tane ikili trabzan yaptık. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Böyle 4 sıra olana kadar 1, 2, bu sıradan sonra 2 sıra daha yapacağım. 4 sıra olana kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir 4 sırayı bitirdim. 5. sıraya geçtim. Şimdi parmak nasıl yapılır? Parmağın geçeceği yer nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Şu dikişli, yani örerek kapattığımız kısım bilek altı, yani şuraya gelsin. Şöyle bir çevirdiğiniz zaman şu çiçekleri de eşit sayıda, yani şöyle bakın. Şöyle yaptığınız zaman şöyle şu kısımda bir tane boşluk kalacak. Bu bir taneyi şu şekilde atlayarak, yani şurada bir tane bırakacağız. Direkt karşı tarafa geçeceğiz. Şöyle. Yine aynı şekilde ikili trabzanla dolduruyoruz 3 tane. Arada bir tane çekiyoruz zincirimizi. Yani devam ediyoruz aynı şekilde. Hiçbir fark yok. Bu diğerinde de yine bunu bilek altına getirdiğimizde, bu sefer diğer tarafta parmağımızı çıkarmamız gerekiyor. Yani biri sağda, biri sol tarafta olacak. Ona göre bir ayarlama yapıyorsunuz. Zaten belli olacaktır elinize tuttuğunuz zaman. Sağda mı, solda mı, hangi elinizi önce ördüyseniz diğer tarafta bırakacaksınız. Şimdi üzerine tekrar, yani 4 tane örmüştük zaten. Bununla birlikte bir 4 tane daha. Toplamda şu şekilde 8 sıra olduktan sonra ben örgümü bitiriyorum ve bitmiş oluyor arkadaşlar. Zaten kapak fotoğrafında eldeki halini de görmüş olacaksınız. Bu şekilde örgüyü sonlandıracaksınız. Yani 4 sıra daha ördükten sonra toplamda 8 sıra sonrasında eldivenimiz hazır oluyor hanımlar. Kanalıma abone olmayı, sayfamı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.